Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Shadowrun Chase bölümüyle karşınızdayım. Ben Ataş, Shadowrun Chase'de kaldığımız yerden tam gazana hikayeden devam ediyoruz. Önceki Shadowrun Chase bölümünde sahne 3'ün 4. bölümünde başlamış. Ardından da işkence boss'a bir şekilde gelmeyi başarmıştık. Ardından işkence bizim içimizden geçmişti. Şöyle güzel bir olay var ama işkence hiçbir şekilde sallarımızı bloklamıyor. Yani ne kadar çok combo yaparsak, ne kadar çok combo odaklı beceriler falan alabilirsek, ne kadar fazla darlarsak bizim için o kadar kolaylaşacak demek. Bakalım başımıza neler gelecek, bu bölümde işkenceyi alt etmeye çalışıyor olacağız. Daha fazla şeyler başlayacağız videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak bir beğeni bırakmayı, kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Bu bölüme de her zaman olduğu gibi 150 beğeni gelirse sonraki bölüm direkt olarak kanalda olacak. Haberiniz olsun, bu arada silah hasarı ve zırh denme arttırıldı. Bu da artık daha fazla hasar verecek olmamız demek. Gayet güzel bir şey bu. Bu arada geçen bölüm okuyacağım diyaloglar vardı. O diyalogların üstüne 2 diyalog daha eklendi. Bir ya da 2 tane fark etmez. Onlar eklendi. Şu destansı, korsan ile olan dövüşümüzü yaptıktan hemen sonra onları da okuyor olacağım arkadaşlar. Hem video süresini biraz uzatmış oluruz falan. Öyle yalandan. Bir de üstüne hikayeyle alakalı önemli şeyler de olabiliyor malum bu diyaloglarda. O yüzden okumakta fayda var. Bu arada korsan direkt olarak ağzıma vurmayı da iyiydi. Tık. Yani biz de bir şeyler yapıyoruz hocam yani. Biz de bir şeyler yapıyoruz. Biz de boş adam değiliz. Hem zehirle falan da vuruyoruz gayet güzel. Ama yani sen çok fazla vuruyorsun ama korsan. Hani benim canım zaten az. Hani canım zaten sana göre çok az. Malum senin 52,5K canım var. Hatta ben direkt sana büyü atayım. Büyü yemedi ilginç bir şekilde. Neden yemedi hakkında en ufak bir fikrim yok. Yani önemli mi? Çok da önemli lan bu arada. Öleceğim çünkü yoksa. Manyak mıdır nedir? Abi dibinden sıkıyor manyak ya. Dibimden sıkıyor ya. Ölmeyeyim lan boş boşuna. Tamam kestim bu arada. Oyunun sesleri yine bozuldu. Sırf bu yüzden Kusarigam oynamayı sevmiyorum. Ama merak etmeyin arkadaşlar. Shadowrun Chase serisi bittikten sonra biraz daha yüksek like sayısıyla Hard Mode'a başlayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hard Mode'a ardından işte çılgın moda. Yani Crazy Mode işte. Haberiniz olsun. Sonrasında imkansız mod, impossible moda falan da başlayacağım. Toplam hani 4 tane oyun zorluk derecesi var ya. Sırayla hepsini bitireceğiz arkadaşlar. Galiba eğer ki doğruysa da sahne 4 Mart ayında eklenecek. Belki de daha erken olabilir bilmiyorum ama sahne 4 gelene kadar Shadowrun şey serimizde bu şekilde devam ediyor olacağız. Onun da bilgisini vereyim. Sahne 4 gelince de tam gaz hikayeye devam ediyor olacağız. Hani şeyi yarıda bırakıp, adını siz söyleyin, Hard Mode'u falan vesaire onları yarıda bırakıp ana hikayeye devam edeceğiz. Yani içiniz rahat olsun yani. İçiniz rahat olsun. Yani her şekilde Shadowrun Chase'e hikayede de devam edeceğiz. Hard Mode'da falan da devam edeceğiz. Bu arada nasıl değdim lan ben o kalkanla korsanın? İlginç bir şekilde. Tık tık. Güzel vurduk abi. Keşke kombomu yarıda kesmeseydi. Ama dert mi sıkıntı mı? Açıkçası değil. Kestik zaten. Gördüğünüz gibi zehire falan öldü zaten. Gayet rahat bir şekilde kendisi alt etmeyi başardık. Gelen tomarlarda bu şekilde. Şimdi ben önce bir yükseltmeleri, birleştirmeleri yapmak istiyorum. Ardından diyalogları zaten okuyacağım sizlere. Ağır zırh geldi. Mystic zırh yeşil. Orta zırh yeşil. Mystic biffer yeşil. Çakram yeşil. Bir tane daha çakram hatta. Ardından da kunai yeşil. Ardından coplar yeşil. Bir de mızrak yeşil, evet. Ağır zırhı yıldızladık. Mistik zırhı yıldızladık. Çakramı yıldızladık. Kunayı yıldızladık ardından. Mızrağı da yıldızladık. Ve ağır zırhımızı mavi yaptık bu arada. Bir tane daha mavi olursa destans yapabiliyorum bu arada. Ağır zırhımı. Bu çok önemli. Fazlasıyla kritik. Şuradan yükseltmelerimizi yapalım. Hatta minnettarlık feneri ödülünü aldık mı? Almadık, alalım. Seviye 23 olmamıza da çok az kaldı bu arada. Muhtemelen bu bölüm 23. seviyeye ulaşırız. Şöyle zırhla canımı biraz daha arttırayım. Kas zaten şu anda 26. Yani birer seviye basabildim sadece. Bence bu yeterli değil. Yeterli olmayacak yani. O yüzden daha fazla tomar toplamam kesinlikle gerekecektir. Özellikle kaskı geliştirirsem en azından birazcık açığı kapatabiliriz. Ateş silahı 26 yapabiliriz belki. Belki büyü biraz zorlasak 27 olur vesaire vesaire. Neyse sevgili arkadaşlar, şimdi sizlere diyalogları okuyacağım. Ardından da tam gaz dövüşlerimize geçiyor olacağız.
Evet, ilk diyalogda başlıyoruz. Lynx'i gerçekten yenebildin. Ama aslında gözlerimi açmam gerekiyordu. Bunun kolay olmadığını kabul ediyor musun? Bu senin için sıra dışı bir durum. Son karşılaşmamızdan bu yana çok daha güçlü hale geldi ve bu hiç kolay olmuyor. İstatistik olarak maceralar genellikle daha zorlaşıyor. Hadi ya. Yok canım. Hadi canım. Dünyada kimse kadim simya sanatını uyguladığını bilmiyordu. Ben de bilmiyordum. Sensei daha önce Raip ile ilgili böyle bir şey söylememişti. Evet, Raip'ten bahsediyorlar. Bunun öteki dünyanın müdahalesi olmadan gerçekleşmediğini farz ediyorum. Korsanın bütün bunlarla bağlantısının olduğu zaten aşikar. Bizim yalnızca bunun sebebini öğrenmemiz gerekiyor. Güç, para, kuvvet, insan motivasyonları genellikle kolay okunabilir. Simyadan bahsettin. O nedir? O mistik bir bilimdir. Simyanın pek çok tanımı var. Ama onun temel amacı iki yönlüdür. İyi ki bir malzemeyi başka bir malzemeye dönüştürme. Beklenildiği üzere herkes hep altın elde etmeye çalışır. İkincisi ise ölümsüzlük iksirini elde etmek. Bu mümkün mü? İstatistiksel olarak ilginç olan şey onu bulan kişinin bunu birine söyleme ihtimalinin olmamasıdır. Yani hiçbir zaman bilemeyecek miyiz? Yani hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Evet, diyaloglarımıza devam ediyoruz. Korsan kripto doblonlar hakkında konuşmaya devam etti. O nedir? Adına bakılırsa Doblon adı verilen bir kripto para birimi. Kripto para birimi nedir? Evet, kriptonun ne olduğunu öğreniyoruz şu anda bu arada. Basitçe söylemek gerekirse, evet basit olsun lütfen. Altın gibi değerli metale bağlı olmayan bir para birimidir. O zaman neye bağlı ve ne için? Doğru anladıysam korsan etkileyici ve başarılı dövüşler için para alıyor. Ama yalnızca normal para alabiliyordu. Sanırım kripto Doblon kulağa daha aşık geliyor. Yani başka bir para birimiyle parasına para katmaya çalışıyor desek daha doğru olur. Evet, burası önemli bu arada. Sende ebedilerin küresinin bir parçası var. Nasıl hissediyorsun? Tuhaf. Bu bilgilendirici bir cevap değil. Şu an bildiğim tek şey bu. Evet sevgili arkadaşlar, tüm diyaloglar bunlar. Özellikle bu son diyalog çok kritik bir diyalog. Çünkü bizde neyimiz vardı? Ebedi küresinin bir parçası var. Ve bu gölgeyi tuhaf hissettiriyor. Farklı etkiler bırakabiliyor ya. Bakalım hikayenin ilerleyen bölümlerinde ve ilerleyen diyaloglarda başka karşımıza neler gelecek. Neyse sevgili arkadaşlar, şimdi itibariyle artık dövüşlere geçebiliriz. Evet, hadi bakalım, let's go. Bakalım başımıza neler gelecek. Kolay olmayacağından şüphem yok ama bakalım göreceğiz. Ekstra yaptığımız upgrade'ler belki bize bir fayda sağlar. Ya sağlar da gözle görülür bir fayda sağlar mı? Ben onu düşünüyorum daha çok. Eğer birazcık şansımız yaver giderse, güzel özellikler gelirse bence yine kazanabiliriz. Hasarımız arttı, genel savunmamız arttı. Zırh değmemiz arttı bu arada. Zırh değmenin artması çok önemli. Hakikaten diyorum çok önemli. Bu arada zar kullandım. Belki daha güzel bir şey gelir diye yanma geldi. Yani yakma, zehirleme, bunların hepsi çok önemli olacak bizler için. Bu arada 19,5K cana ulaşmışız an itibariyle. Onun için de bir hayırlı olsun. Şöyle yere de yatırdık bu arada. Tık, bir tane vuralım. Tamam. Onu vurabileydik iyiydi be. Abi bu arada daha ikinci ranttan. Ha, kafamıza vuruyorsun, tamam eyvallah da 3,5K can çekmesi çok saçma ya. Yine yenile yaptım bu arada. Aha infaz geldi. Aha da infaz geldi. Sanırım kazanabiliriz. Biraz dikkatli olursak kazanabiliriz. İnfaz geldi abi. Bir de öldürme içgüdüsü gelirse biz bu işten yırtarız. Ya zıplayamadım abi. Yine zıplayamadım ya. Her seferinde zıplamayı deniyorum ama başaramıyorum ya. Bir kere falan kaçtım bu arada. O da video dışında. Yemin ediyorum o da video dışında abi. Tamam, infaz tetiklendi ve kestik. Şu infaz olduğu sürece rahatız abi. Bu arada sesler ayarlı zaten. Aha, bu arada zehir de geldi. Hem yakmamız var, hem zehirimiz var, hem infazımız var. Ölmememiz lazım abi sadece. Yani ölmememiz lazım sadece. Onun dışında iyiyiz. Canımız birazcık azaldı ama dolar o. Kestik bu arada. Kestik abi her şekilde. İnfaz özelliğinin bu arada biraz daha hızlı tetiklenmesi lazım. Hani belli bir sağlığa falan düştüğünde direkt olarak gelmesi lazım. Beklememesi lazım. Bu arada kalkan daha kritik ya. Malum işkence çok fazla vurduğu için. Tek vuruşta 7K falan can çektiği için manyak ruh hastası. O yüzden hiçbir şekilde riske atmamam lazım. Şöyle bir tane vuralım. Çok güzel abi.
Tık tık tık. Tamam, komboyu yemiyor. Onu anladık. Onu öğrendik abi. Tamam, öyle. Güzel. Malum rakiplerin canları arttıkça bir yandan işimize geliyor. Çünkü daha hızlı kesebiliyoruz. Aha, ceza da geldi bu arada. Yani bundan sonra canımın artması gerekiyor aslında. Canımın yüksek olması gerekiyor daha doğrusu. Of, Allah'tan vuramadı onu var ya. Vursaydı çok canımız yanacaktı çünkü. Bayağı bir canımız yanacaktı. En azından bir tanesi tuttu. O da zaten kalkana geldiği için sıkıntı yok. Kritik yedi. Abi yani saldırı yapıyorum. Saldırı yapıyorum, duvara çarpıyor. Ben daha kendime gelemedi, adam bana vuruyor. Saçmalığa bakar mısın? Alev'in gücü bu arada. Alev'in gücü. 7. round'dayız ki gerekirse zaten reklam izleyip falan canımızı fuller öyle devam ederiz de. En azından boss'a bir gelelim. En azından boss'a gelelim. Tık. Yerden vurmak daha mantıklı böyle bu arada. Rakip bir yerden kalkarken falan. Tık. İnfaz tetiklendi. Z ile beraber ölecek zaten. Z ile beraber ölecek. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok abi. İnfaz her ne kadar tabi dövüşçülerini öldürmese de şu kalkan korumalı. Böyle işe yarıyor arkadaşlar. Bu arada kabuk özelliği geldi. Yani artık canımız dolacak yavaş yavaş. Bu çok güzel bir şey. Kalkanın daha hızlı gelmesini sağlarsa bizim için muazzam ötesi olur. Çok iyi oldu bu arada bu. Tık. Bir tane daha vuralım. Vuramadık ama dert değil. Ah be ya. Zamanında şey yapamadım. Tamam abi, vur. Vur kafasına. Çok güzel abi. Bu arada daha hala iyileşmemiz gelmedi. Daha hala meditasyon gelmedi. 12 saniyede bir kalkan. Evet. Ve sonunda iyileşiyoruz. Ekstra diyalog var mı? Ekstra diyalog yok. Canımız da iyi de olacak bu arada gayet. Yani 5.5K falan can geliyor artık. Eğer ki iyileşme faktörümüz de artarsa kabiliyetle beraber bu oran daha da fazla artacak. Sakın. 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 Ama yani... Ya şaka mı yapıyorsun? Beni nasıl yakaladı o ya? Ya şaka mı yapıyorsun ya? Of, neyse, yapacak bir şey yok abi. Kaldığımız yere tam gaz reklamı izledikten sonra devam edeceğiz. Evet, dilim hakkımızı kullandık. Geçmiş olsun. Yani en azından boss'u tekrardan deneyebilmek güzel olurdu. Güzel hissettirirdi. Ama dalga mı geçiyorsun benimle oyun? Ya şaka mı yapıyorsun ya? Ya hayır ya, o kadar güzel özellikler gelmişti ya. İkisinden aynı şekilde öldüm bir de ya. Şaka gibi ya. Of ya. Abi çok vuruyorlar ama ya. Ya abi çok vuruyorlar ama ya. Vallahi billahi şaka gibi ya. Ya abi. Ya ben daha ne yapayım abi yani. Bir kere yakalandım ölüyorum ya. Kalkan malkan da kurtarmıyor. Neyse, yapacak bir şey yok abi yani. Ne yapalım. Yani eğer daha güzel özellikler gelirse inşallah bu sefer boss'a geleceğiz diyerekten videoyu bir durduruyorum. Kaldığımız yerden tekrardan devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, yine kütüphaneye geldik, devam ediyoruz. Tavsiyene ihtiyacım var diyor bu arada. Kasap hakkında mı? Nasıl bildin? Her ne kadar kesin olsa da onun bizi yalan söyleyip söylemediğini anlamaya çalışıyorum. Gözlemlerime göre bunu yapması için hiçbir sebep yok. Biz de öyle düşünmüştük. Peki onu değiştiren ne oldu? Büyük ihtimalle fiziksel ve psikolojik bir travmanın birleşimi. Ama hem de somut bir veri yok diyor. Videoyu yine durduruyorum. Kaldığımız yere tam gaz. İnşallah 9. round'dan yine devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, çok zor da olsa en azından 9. round'u geçmeyi başardım. İşkenceye tekrardan geldim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canımı görünce bir şok olabilirsiniz. Evet, bir dakika ama. Önce diyaloglar. Daha fazla mı acı istiyorsun ufaklık? Sana istediğin her şeyi vereceğim. Bekle, istediğimi vermeden önce. Ayı sağlığı geldi. 150 can. Yanmamız var. Yırtma zamanı 2. seviye. Ayakları yere değdirme var. Büyüyle çok vuracağız. 150 daha az kritik sayacağız. Ölüm içgüdüsü eserim özellik. İyileşme kabuğu şimdi aldım zaten. Koruyucu odakta 2. seviye. Bakalım başımıza neler gelecek ha. Ben blok diyebiliyorum sağlıkları ama. Umarım ağzımızı burnumuzu kırmaz diyerekten. Güzel basar verdik. Bayıldım. Diyor ama bakalım daha ne kadar bayılacaksın. Tık tık tık. Gayet güzel. Aman aman aman, sakın vurma onu. Onu sakın vurma. Hayır. Abi tek yedim direkt ya. Abi şaka gibi tek yedim direkt ya. Büyüyle 17K vuruyor. Şaka mı yapıyorsun sen ya?
Ya of neyse, tekrardan kaldığımız yerden tam gaz boss'a geldiğimize devam edeceğiz. Evet, yine şansıma bu arada kütüphane geldi, devam. İnsanların herhangi bir şeyi ve eşyayı bir silah tam olarak nasıl dönüştürebildiğini hep şaşırmışımdır. Bu normal bir şey çünkü insanlar harika bir hayat sürmüyor. Bu tür silahların pek çoğunun kökeni köylü ayaklanmalarına dayanır. Bazıları ise gizlenme için basit aletler gibi görünecek şekilde yapılmıştır. Kusarigama örneğine gelince bir şey onu kimseden saklamak istemiyor. Evet, aynen öyle. Devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer birazcık farklı bir dizilim yaptım. Kalkan yok. Canımı %20 arttırdım. Onun özelliği geldiği için. O yüzden de biraz canım dolacak en azından. Yani şu an 18,5K canımız var. Ama korkmuyor değilim. Korkmuyor değilim abi. Tek atma ihtimali var çünkü. Canım da çok fazla. Evet. Bu benim favori oyuncağım. Hadi başlayalım. Dur hocam, sakin. Sakin. 120 can dedik. Saldırılamaz dedik. Fırtına cephesi var. Evet, ayaklarını yere değdi mi? İkinci seviye arkadaşlar. Yani %150, 2,5 kat hasar demek oluyor bu. Bir de ölü patisi geldi en son. Yırtma zamanı var. Bir de %25 ekstra kritik hasar var. Evet. Özellikler bu şekilde. Ama yani attığı tek bir iğne bile vurduğu hasarı görüyorsunuz abi. Normal değil gerçekten. Bu gerçekten normal değil. Ama zıpladığımız zaman fena vurmuyoruz gerçekten. Tık. Yani vurduğu gibi öleceğim bu arada. Aynen, tam da düşündüğüm gibi. Ama yani haksızlık gerçekten. Bu hasar ne ya? Onu istiyorum, bana vurma. Abi neler neler yapıyor bu ya. Karşı koymayı unutacağın kadar büyüledim mi seni? Çok güzel. Ay, vallahi kanser olmaya devam ediyorum ama biz bu boss'u keseceğiz. Kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Evet, tekrardan kütüphanedeyiz. Bölümde bayağı bir fazla kütüphane diyaloğuna rastladık. Evet. Kasap çok fazla değişmedi. Mağarayı kaçakçılardan aldı ve bildiğim kadarıyla soygun yapmayı bırakmadı. Her nedense bu beni biraz rahatlatıyor. Velerim bana kasap çetesinin soygunlarındaki ölüm sayısının yarıdan fazla azaldığını söylüyor. O zaman güçten düştü. Nedenini öğrenmeliyim. Evet, kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Bu arada kaskı geliştirdim, haberiniz olsun. Evet sevgili arkadaşlar, tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer en azından sonda ceza özelliği gelmiş olması bizi birazcık rahatlattı ama bakalım, göreceğiz. Seni görmek bana güldeki dikenler gibi çiçek açtırıyor. Yanlış bir şey mi söyledim? Ya birazdan göreceksin yanlışı da, hız büyüsü. Hatta doğaüstü his de alıp kritik olabilir yani büyü. Yırtma zamanı 3. seviye. Ateş gücü. Alevin gücü. Aynı zamanda anla ateşleme geldi. Yani 10 saniye sonrasında aldığım o 2 tane ekstra alevle alakalı özellik hiçbir işe yaramayacak. Yapacak bir şey yok. Zıplama saldırısı yapmıştım bu arada. Zıplama saldırısı yapmıştım abi. Oyunun gerçekten bende dalga geçtiğiyle alakalı bazı düşüncelerim var. Allah'tan saldırıları bloklamıyor da. Oradan biraz şey yapıyoruz hani. Abi hasar vuramıyorum bu arada. Onu fark ettiniz mi? 1K falan vuruyorum. Hani sadece ve sadece topu topuna 1K vurabiliyorum ya. Abi bakar mısınız şuna ya? Ölüyorum direkt yani. Diyaloğu falan da okuyamıyorum. Direkt olarak ölüyorum gerçekten. Şaka gibi ya. Allah Allah. Büyüden de kaçamıyorum ki hiçbir şekilde. Bu arada birkaç tane birleştirme falan da yaptım. Su topu hatta mavi yıldızlı falan oldu. Kaskı giymeyi yaptığımı söylemiştim. Yani zırhın da upgrade olmasa da daha çok var. Silahın upgrade olmasa da daha var. Yani işler pek iyi gitmiyor şu anda ama denemeye devam edeceğim. Kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Evet, tekrardan kütüphanedeyiz bu arada. Rhino bu kuş birbirini gerçekten seviyor mu? Bundan şüphe duymak için herhangi bir sebebim var mı? Hayır. Yani evet, sürekli bu konuda bağırıp çağırıyorlar. Buna gerçekten gerek var mı ki? Bu konuyu tartışmaya daha uygun olmayan birini bulabileceğini pek sanmıyorum. Ama sana sensörlerimi kuş bir Rhino'da sözde aşıkların karakteristik özelliği olan biyokimyasal bir reaksiyon tespit ettiğini söyleyebilirim. Peki bu da aşk mı? Bu düşünecek bir şey. Evet, kaldığımız yere yine devam edeceğiz. Evet, tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz ama canım yok, öyle problemimiz var, evet. Yine benimle eğlenmeye gelmişsin. Sana özel bir sürü acı hazırladım. Benden kaçmayacaksın değil mi? Aha, aynen. Aynen ondan. Ama abi şu dikenleri attığın, ölüyorum ki zaten. Şuna bakar mısınız ya? Ama gelecek sefer bu kadar bencil olma. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Vallahi kafayı yiyeceğim. Bu ne abi ya?
Evet, tekrardan kütüphane geldi bu arada. Devam ediyoruz. Herkes grubun onları tuhaf yeteneklerle yarıklara çektiğini iddia ediyor. Bu yeni bir şey. Parçadan olabilir mi? Oldukça muhtemel görünüyor. Senin rastgele gölgeler kazanman gibi guru da parçadan yeni bir güç elde etmiş olabilir. Mantıklı. Evet sevgili arkadaşlar, ıkına ıkına yine boss'a gelmeyi başardım ama yine canımı görüyorsunuz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sen de diğerleri gibi korkarsın diye endişelenmiştim ama sen zayıf değilsin. En azından zayıf olmadığımı düşünen bir düşman. Evet, ilkel büyü geldi, iki kat büyü hasarı. Anında ateşleme, ayakları yere değdirme, bununla bu fena kombine oluyor zaten. Büyü yanması, ağırlan %40 büyü hasarı da. Koruyucu odak var, yırtma zamanı var. Alevin gücü var, bir de tabii ki de iyileştirme kabuğu var. İyileştirme kabuğu olmasa zaten buraya gelemezdim. Ama yani çok da uzun sürmeyecek diye düşünüyorum burada olmam. Aynen öyle. Ya dalga mı geçiyorsun benimle oyun? Büyük gölgenin bana bu kadar takıntılı olacak 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Keşke daha erken tanışsaymışız. Ya ağzına sıçrayım. Çok sinirleniyorum ama. Çok sinirleniyorum gerçekten. Ya uzun sürmeyeceğini biliyordum da hani bari tek yemeseydim hani. Ya oyun gerçekten çok acımasız arkadaşlar. Oyun şu anda bana karşı acayip derecede acımasız. Zırhı nihayet yükselttim. Belki bir şeyler fark eder. Canım falan da 20K'ya çıkmış oldu. Silahı da 27'ye yükseltmiştim. Tekrardan videoyu durdururum. Enerjinin ne kadar düştüğünü görüyorsunuz hani. Videonun başından bu yana. Yani sizler için arkadaşlar, sizler için. O yüzden bir beğeni atarsanız çok sevinirim diyerekten. Videoyu yine durduruyorum. Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yere tam gaz yine devam ediyoruz. Bayağı yine ıkına ıkına geldim. Senin için daima daha fazla dikenli sarmaşım olacak. Kendini hazırla sevgilim mi? Ha? Onu bunu geçin de koruyucu odak 1. seviye fakat iyileştirme kabuğu 3. seviye 115 can demek. Ölüm içgüdüsü. Usta zehirleyici var, 133 ekstra zehir hasarı. Saldırılamaz. Fırtına cephesi. Yırtma zamanı tabii ki de zehire dokunuş falan var. Haberiniz olsun. Yani şu iğneleri beni delirtiyor abi. Şu iğneleri her seferinde beni delirtiyor. Ya bir nefes alsam, bir oyun oynatsa hani. O kadar güzel şeyler olacak ki aslında. Tekrardan vuruyorum. Bayıldım. Ben de bayıldım. Abi zıplamama da izin vermiyor ki. Zıplamama da izin vermiyor. İzin verse, beni bir salsa o kadar güzel şeyler olacak ki. Aha kestim galiba. Aha vallahi da. Aha da hadi. Hayır. Öl, bir tane vurayım, bir tane. Aa daha bir fas daha varmış lan. Ulan bir tane daha fas varmış. Püh. Neyse kaldığımız yere yine devam edeceğiz. Bence bu sefer keseceğime inanıyorum. Bence bu sefer kesebiliriz. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Bu sefer keseceğime inanıyorum. Nedense içimden böyle geliyor. Yani o kadar zaman inandım ama tam olarak içten inanmamıştım. Yani yine vuracak, tek atacak falan diyordum. Sanki bu sefer olacak gibi. Aha bu arada 1x canını aldım. Ama onu vuramadım ya. O çok kötü oldu ya. Bayıldım, bayıldım. Ben de bayıldım. Ama abi, bir gün ikimizin işi bittikten sonra seni bağlayacağım ve bir daha kimse seni görmeyecek. Vurduğu hasarı gördünüz değil mi? 17K hasar vurdu. 17K. 17K hasar vurdu hatun. Yani ben daha ne yapabilirim ki? Yapabileceğim hiçbir şey yok yani şu anda. Yapabileceğim gerçekten hiçbir şey yok. Yani tek büyüyle 17K hasar vurması demek benim zaten direkt olarak ölmem demek yani. Hani öyle bir hasar yiyorsam zaten benim bunu kesebilme şansım yok yani. Kelimenin tam anlamıyla yok. Ama olsun da, denemeye yine devam edeceğiz. Yine kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, videomuza tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zırhlı kaskımı, hatta silahımı ve büyümü birer seviye daha geliştirdim. Kabiliyetten hatta vücut savunması geldi. Fakat canım şu anda çok az. O yüzden hiç özelliklere değinmeyeceğim şu anda. İşkenceler diyor ki ah, bir erkeğin durması gerektiği yere binmemesi hoşuma gidiyor. Dans etmeye devam edelim diyor bir de ya. Manyak. En azından iyileştirme kabuğumuz falan var. Oradan ufaktan böyle bir can falan geliyor da. Yani kalkan 15 saniyede bir geliyor. O yüzden ciddi problem ki zaten öldük muhtemelen yine. Ama artık eskisinden daha güçlüyüz en azından. Herhalde birkaç deneme içerisinde alt edeceğimi umuyorum. Tüm o gölgelerin altında ne sakladığını merak edip duruyordum. Gerçek hayal ettiğim
her şeyden daha iyi diyor. Tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, yine kütüphane geldi, o yüzden devam ediyoruz. Yine Gurud'un yeni gücünü düşünüyordum, ona karşı koyabilir miyim? Rakiplerin gölgelerden alacağın yıldırıma ve zehre karşı koyabilir mi? Onu ben de merak ediyorum ve bu beni rahatsız ediyor. Diyor ve kaldığımız yerden tam gaz boss'a gelince devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer canım full. Evet, full'e bayağı bir yakın yani. Diyaloğu önce bir okuyalım. Ha tamam, zaten aynı şeyleri söylüyormuş. Okey. Şimdi sevgili arkadaşlar, zehirli dokunuş var yine. İnfaz var. Büyü yanması var. Koruyucu odak var. Kalkar etkinken %50 ekstra hasar var. Öldürme içgüdüsü var. Bu çok önemli zaten. Kaplan kudreti var. %20 yemek hasar buradan. %15'te can yeniliyoruz her kalkan geldiğinde. Keşke kalkan süresi biraz daha kısa olsaydı tabi de. Yapacak bir şey yok abi. Yani şu olay çok ciddi sıkıntı arkadaşlar. Yani bloklasak bile, yani garanti bir şekilde bayağı bir hasar vurabilmesi çok ciddi sıkıntı. Şöyle yük kasmaya çalışacağım aynı zamanda. Tamam, güzel. Ha, can yeniliyormuş o şekilde. Ha. Anlaşıldı şimdi olay. Çüş. Ama çok fazla vuruyorsun ya. Bayağı bir fazla vuruyorsun. Ama ben de az vurmuyorum hani. Zıplayabilir miyim? Zıplayamadım abi, kaçamadım ya. Kaçamadım ama hala yaşıyorum. Epey de bu kadar mutlu olmamıştım. Öldün sen bu arada bence artık. Artık öl. Aha kestim, vallahi de kestim. Let's go. Şu anda gölgeyim. Ama yine de bir hafta boyunca şelalenin altında durmak istiyorum. Keyif almadın mı? Tatlı acıyı tatmadın mı? Tekrar gel. Seninle biraz da oynamaktan memnuniyet duyarım. Hayır. Ah peki o zaman. En azından kuş savaşçısının geri gelmesini umuyorum. Eğlenceli biriydi. Evet, kuş savaşçısından bu da bahsettiğine göre bu karakter bayağı başımıza bela olacak gibi duruyor. Sonunda 4. bölümü bitirmeyi başardık. Reklamı izleyip 15 mücevher alacağım. Ardından da diyaloglara devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, 15 mücevher aldık. Devam ediyoruz. Raporumu aldın Shogun. Hı. Gölge, o çılgın şey turnuva katılımcısı ona işkenceyi yendi yani. Bunun anlamını biliyorum Teğmen. Görevler alındın. Hazırlanmalıyım. Nasılsın? Yarıkta olan yarıkta kalır. Heh, gölge yine kazandı. Gerçekten hiç fena değilsin. Sıradaki kim? Shogun. Halkını tekrar buraya çağıracak. Tamam, en azından ne beklemem gerektiğini biliyorum. Ve ondan sonra usta olacak. O canavara beklediğimden çok daha hızlı şekilde yaklaşıyoruz. Gölge, Shogun'u yenebilecek misin? Gölgenin Shogun'u yenmesi benim 3 kağıt oyunumu oynamam gibi bir şey. Ama senin için değil. Henüz değil. Sana nasıl yapıldığını göstermeme izin ver. 3 kağıt oyunu öyle mi? Önemli olan başkalarının beklentilerini sömüren kişi olmak. Tam tersi değil. Peki herkesin bahsettiği duruşu şu kuş savaşçısı kim? Evet, onu ben de çok merak ediyorum. Bu arada ekstra bir gelişme oldu arkadaşlar. Çakramı destans yaptım. Çakramın her bir vuruşu tutturduğunda 3 saniyeninle kesin olarak blok kırabilmemizi sağlıyor. O yüzden çakram fazlasıyla değerli. Hatta destansı yıldızlı yaparsak bunu 4 saniye çıkacak. Yani şu an zaten destans olduğu için güçlü hani. Hasarda çok ciddi bir artış yok ama işlevsellik açısından hem %15 ekstra hasar falan veriyor. Hem dediğim gibi bloklamayı yasaklaması gerçekten çok iyi. Bu arada ekipmanlar şu şekilde. Malum videoda değilken video dışında bayağı bir birleştirme yaptım. Gördüğünüz üzere. Hani Kusarigama bir tane daha mavi bulursak yıldız yiyeceğiz ve destansı Kusarigama'ya erişmiş olacağız. Hücum sonları kritik hasarı falan da arttırıyor zaten. Her kritik vuruş yaptığımızda galiba bu. Hücum dediğine göre de sanırım dövüş boyunca geçerli ölene kadar. Öyleyse çok iyi. Aynı zamanda ağır zırhtan da bir tane daha lazım ki destansı yapabilelim. Ama kask için aynısını şu anda söylemek mümkün değil. Ondan daha gerekiyor. Onun için daha işimiz var. Diyerekten bu bölümlük benden bu kadar. 150 beğeni geldi. Yeni bölüm direkt olarak kanalda olacak zaten her zaman olduğu gibi. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız, işkence çekmemden keyif aldıysanız, bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da abone değilseniz ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza yapmasından da başka üyelerimizden ve çekeceğimizden de dilerseniz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.